İfamo Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Kiko'nun Kiva Blue benim. Blue. Arkadaşlar motorumuzun çalışmaya alakalı problem var. Normalde ben böyle bir video çekmeyecektim. Ama ben sizlerden ciddi olan problemleri paylaşıyorum. İşin içerisinden çıkışamayacağınız zaman, sıkıntılı arızalar olduğu zaman bunları elimden geldiği kesitlere göstermeye çalışıyorum. Bu motorun da aynı şekilde bize çalışmıyla geldi. Ufak bir şeydir diye düşündük. Müdahale ettik fakat motorumuz hala çalışmıyor. Motorumuzun karbüratörüyle alakalı bir problemi yok. Beğeniyle alakalı, ateşlemesiyle alakalı bir problemi yok. Ateşlemesi gayet güzel. Motorumuzun sivop ayarlarına baktım arkadaşlar. Çünkü bir sürü sivop ayarı videom var. Gene ben bunu paylaşmayacaktım. Ama sivop ayarlarımıza dahi baktım. Onlarda da bir sıkıntı gözükmüyor. Bunlar bu kadar problem olmamasına rağmen arkadaşlar motorumuz çalışmıyor. Ben sebebini sivoplarımız işiyor diye, yani kaçırıyor diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bu arada gözlüklerim dinlendirici gözlük arkadaşlar. Numaralı değil. Motorumuzun dediğim gibi sivopları kaçırıyordur diye düşünüyorum. Bak sıkıntımız bu. Çok çok geç çalışıyor. Fazla zorlayıp motoruna zarar vermemizin bir anlamı yok. Arkadaşlar motorumuzun sökelim bakalım. Sivoplarımı kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Teşhisini koyalım. Çünkü bakılmadık. Bir o kaldı. Ona da bakacağız. Ben yani %85, %90 ondan şüphe ediyorum. Hazırsanız işlerine geçelim. Bu arada bu da RKS Azure 50. Bunu da 100 cc dönüşüm işlemi olacak. Şu an hatta şöyle bir fragman olarak göstereyim ben size. Fragman mı? Aynen. Bu onun üst kapağı. Azure'ın üst kapağı. Bu da başka bir motorun üst kapağı. Ama arkada şöyle göstereyim. Ama ne arkadaşlar? Bunlar aynı değiller. Bu 125'lik motorun üst kapağı. Şu an çok farklı bir proje deniyorum. Biraz uzun sürdü. Onun da videosunu çekiyorum bu arada. Onu da göstereceğim. 125 cc'nin üst kapağını kullanacağız. Bakalım eğer olursa tabii. Olmazsa yapacak bir şey yok. 100 diye devam. Yani uğraşıyoruz. Motorları uçurmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi olur. Randuman alırız. Olursa çok çok güzel olur. Bakalım hayırlısı diyelim. Neyse bunun sivoplarını sökme aşamasına geçelim arkadaşlar. Motorumuzu indirdik arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde vaktinizi almadan motorumuzun üst kapağını sökelim. Bakalım motorumuzun sivopları kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Çalışmanın sebebi neydenmiş? Geçelim. Tam sökmeden önce arkadaşlar motorumuzun sivoplarının güzel olduğunu size göstereyim. Aksine ben biraz daha gevşek bıraktım ki rahat çalışsın ama ona rağmen motorumuz hiçbir şekilde çalışmadı. Devam edelim. Tahmin ettiğim üzere arkadaşlar motorumuzun sivopları bu şekilde gördüğünüz gibi kaçırıyor. Bakın siliyorum. Nasıl kaçırıyor görüyor musunuz?
Bir daha sıkıyorum. Baya baya kaçırıyor hem de. Aleykümselam abi. Usta hakkı lastik var mı sende, çıkma? Yok. Bu. Bu da aynı şekilde harıl harıl kaçırıyor. Görünüyor mu? Şöyle sileyim. Terletiyor. Ama MS bobumuz çok daha kaçırıyor. Her neyse arkadaşlar, XC bobumuzu da değiştireceğiz. Güzelce alıştıracağız. Buraları temizleyeceğiz. Tekrardan montajını yapıp marşımıza basacağız. Boblarımızı söktük arkadaşlar. Üst kapağımızı güzelce temizledik. Şimdi yeni siboblarımızı macunla güzelce alıştıracağız. Ondan sonra tekrardan montaj işlemine geçeceğiz. Boblarımızı taktık arkadaşlar. Şöyle egzozun çıkışından benzinimizi koyduk. Herhangi bir sızdırma, kaçırma yok gördüğünüz gibi. Şimdi şeyi de emmeyi de göstereyim size. Şu an siboplarımızda en ufak bir kaçırma, sızdırma yok arkadaşlar. Gitti servetler. Hızlı bir şekilde arkadaşlar motorumuzu toplayalım ve marşımıza basalım. Arkadaşlar motorumuzu üzerine aldık, kurulumunu yaptık. Şimdi marşımıza Bismillahirrahmanirrahim deyip basıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere motorumuzun sivopları dediğim gibi kaçıyordu, tahmin ettik ve doğru çıktı. Şu anda herhangi bir sorun, problem yok, motorumuzu toplayıp yolcu edebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Motor biliyoruz.